Merhabalar. İlk önceliğimiz kapının hasarını size göstermemizdir. Şu an öncesini gösteriyoruz arkadaşlar. Onarmadan önceki hali bu. Hep birlikte izleyelim. Işığı koyduktan sonraki hali. Birazdan başlayacağız. Şimdi bir aracımız geldi bugün. Ben Afugens. Arkadaşlar şurası göçük. Buradan darbe aldığı için burayla beraber göçmüş. Şurası göçük. Burası göçük. Şurada bir çizgi bir şeklinde bir göçük mevcut. Arkadaşlar bizim işimiz göçük düzeltme. Bizim işimiz boyasız göçük düzeltme. Bu aracı getiren müşterimiz diyor ki bu aracı diyor üzerine diyor su döktüm diyor, sıcak su döktüm diyor, ısıttım diyor, işte güzel be diyor. Arkadaşlar bak, düzelmez ki bu. Bu düzelmez, bu gitmez. İstediğiniz kadar sıcak su dökün buna, bu gitmez. Yok adam gelmiş ayakla çekmiş. Ya ayakla bu güçlük gelse ne olur? Alttaki ne olacak? Alttaki dikim buz alıp çekeceksin. Çekemezsin. O yüzden her zaman işini titiz yapan ustalarımıza araçlarınızı emanet ediniz arkadaşlar. Zaten bir iş yerinde titizlik, disiplin her zaman çok önemli olan bir şey. Bunu ben buradan para kazanmak adına söylemiyorum arkadaşlar. Bakın ben sadece benim kendi müşterilerimi buradan YouTube'dan nasıl bu göçük yapılır? Geçen geliyor müşteri diyor ki ya ben diyor bilmemek diyor, ayıp mı diyor. Bilmiyorum diyor. Ben diyor göçükle nasıl yapılır diyor. Anlatıyorum. Anlatıyorum. Diyor ki çok iyi anlattınız diyor. Başka usta bana dedi ki diyor üfleyeceğiz, okuyacağız, üfleyeceğiz diyor. Göçük düzelteceğiz. Arkadaşlar ya böyle konuşma, argo tarzı konuşmaya gerek yok mu? Müşteri göçük nasıl yapıldığını bilmeyebilir. Bizim ona göstermemiz gerekiyor. Yani bu aracın değeri kaybolmuyor, hasar kaydı olmuyor. Biz bunu cepten yapıyoruz ama bunun bu kapı olduğu gibi oluyor. Boyasız, macunsuz. Biz bunu boyasız olarak düzeltiyoruz. Boyasız olarak ben bu kapıyı düzelttiğim zaman bu kapı orijinal olacak ve sattığınız zaman değer kaybı olmayacak arkadaşlar. Uğraşmayacaksınız yani. Şurası boyalı, burası lokal, uğraşmayacaksınız. Gayet temiz bir şekilde düzeltebildiğimiz kadar düzelteceğiz. Tabii ki çok hasarlarımız gelebilir. Hasarlı geliyor, değişmesi gerekiyor. Ya müşterimiz diyor ki değişmesin diyor. Sen de elinden gelip toparla, biz onları da yapıyoruz. İşi kuralına göre yapacaksınız. Yani müşterileri hasar kalmayıp deyip de aldıktan sonra teslim ederken bu kadar oldu denmeyecek arkadaşlar. Ben şahsen kendi adıma diyorum ki ben burada daha kalır. Kalır ya bu. Fabrika çıkartırken zaten hatası kalıyor arkadaşlar. Bakın biz işçilik yapıyoruz. Biz el işçiliği yapıyoruz. Nasıl hata kalmasın? Beyefendi burası hata kalır. Şurası çatlar. Zaten boya çiziği var. Ben bunların hepsini söylüyorum. Şimdi arkadaşlar çok konuşma yaptık bu arada. Şimdi bizim bu hasar için şuraya bir ana merkez olan göçüğe bir yapıştırmamız gerekiyor. Bücük yapıştırmamız gerekiyor buraya. Bu ana merkezi çektiğimiz zaman biraz toplanacak. Sonradan içeri çubukları muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Ama hep birlikte bunu... O çizik yere anjöre geçer çünkü. Sonra pasta attıktan sonra kabasını aldık. Pastamızı attıktan sonra temizlenecek. Ondan sonra üst tarafta göçükleri düzelteceğiz arkadaşlar. Şu an kabası alındı kapının. Şimdi pasta attıktan sonra size göstereceğim. Şu an zımpara işlemiyle 2000 zımparayı kullanıyoruz. Temizledikten sonra zımparayla çizik olacak. Sonra çizikleri alıyoruz. Çünkü çiziklerini almazsak göçükleri göremiyorum. Şöyle bakalım. Net bir şekilde baktı bak. Hop belli. Şuradan darbe aldığı için üstü kastı mesela. Üstün kabasını aldık. Zımparamızı o yüzden yaptık arkadaşlar. Çünkü bu göçük gözükmüyordu çizikten. Şu an net bir şekilde gözüktü arkadaşlar. İşte öncelikle bu çubuğumuz kullanılıyor. Bu çubuğumuz da buradan şu korunakla cam koruması açıyor arkadaşlar. Bu cam koruyor.
Bu da arayı açmak için, çubuğumuzun girmesi için. Cama zarar vermeden, kapıyı sökmeden ufak hasarlar yapıyoruz. Tabii normalde sökülmesi gereken hasarları söküyoruz arkadaşlar. Yani sökülme diye bir kaydı yok. Küçük burada arkadaşlar. Ben sizi şimdi buraya yakınlaştıracağım biraz daha. Şöyle bir şey yapalım. Ah, evet çok güzel. Çok süper. Şu an çok güzel yere geldi. Çubuğumuzda işliyoruz. İşlemeye başladık. Ya Allah. Bakın. Şuradan şuraya kadar ben bir yansıtım yapayım. Güçün farkına varın. Gördünüz. Şu noktada. Şurayı işleyelim arkadaşlar. Şurayı. Ve bunu hep birlikte izleyelim. Bitince sonu anlatacağım size. Bugün şöyle göçük var. Şuraları işledik, ince işleri kaldı. Arkadaşlar kapıyı sökmeden onardık. Çiziğini giderdik. Arkadaşlar boya sularak düzelttik bu kapıyı. Kapıyı sökmeden boya sularak kapıyı onardık arkadaşlar. Herhangi bir boyada zarar görme, patlama yok. Görüyorsunuz yakından çekim yapıyorum ki boyada kırılma, çatlama olmadığını siz patlamak istiyorum. Bakın şu hata kalır dediğim şu, görüyor musunuz çizikli? %100 çizik gelmedi. Evet, umarım size detaylı bir şekilde göçük nasıl yapılır anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar da göstermeye çalıştım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.